Bunu sormuş. Taylan iki stoper arasına girip top alıp dağıtıyordu. Etebo bu görevi yapamadı. Taylan olmuş stoperlerin kötü performansları da buna bağlı olabilir mi demiş. Şimdi özellikle son maçta cidden stoperlerin performansını hem Fatih Terim eleştirdi hem futbol severler izlerken eleştirdi. Bunun Taylan'ın yokluğuyla ilgisi? Tabii ki etkenlerden biri Taylan'ın olmayışı. İkincisi bence zemin. Halen beklenen seviyede değil. Yani o pas kalitesini çok net düşürüyor. Sonuçta Marcao tamam bir stoper ama pas kalitesinin yüksekliğiyle övünülen, hep övgüleri o şekilde alan bir stoper. Ve tabii ki az önce de bahsettim 4-4-2 sistemi biraz Galatasaray'ı maçın en başında riskli oynamaya itiyor. Bu açıdan da 4-4-2 sistemini de bu seçenekler arasına eklerim. Serdar Sarıdağ. Ben bu 4-4-2-3-5-2'ler çok tehlikeli buluyorum. Üçlü savunma başka ama böyle 5-2 ilerisi çift forvet. Yani çift forvetten kastım benim hep şey anladılar galiba. Yan yana ikisi. Öyle değil. Çift forveti üçlü bir hücum bölgesi içerisinde. Hep öyle söyledim. Peki Galatasaray dörtlü savunma yapmak zorunda mı diye sormuş izleyicimiz. Yani sistemini şimdi tabii ilerideki sistemi değiştirdi. Savunma sistemini de değiştirirse o da ayrı bir sıkıntı yaşar. Valla onu Hatay maçında yaparsa sıkıntı yaşar. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın Hatay deplasmanı maçına bir bakın. Fenerbahçe'nin bakın. Şimdi kağıt üzerinde dörtlü savunma gözüküyor değil mi Beşiktaş'ın? Hı hı. Ama üçüncü bölgede oynadığı için arkada aslında ikili savunma. Evet. Ne yaptı bu Penza? Vizesiz geçti. Fener maçı da öyle. Öyle. Fener maçında da yani oralarda üçlü yarı, savunma Hatay tek kale çok oynadı. Sıkıntı olur. İkinci yarıda Hatay tek kale oynadı Fener maçında da. 2-1 kazandı Fenerbahçe ama. İsmail Bey yazmış. Uzun bir aradan sonra hakem konuşulmayan bir derbi izledik. Ama Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarına çok şaşırdım. Ne düşünüyorsunuz Serdar? Bir tane atak var. Şimdi bak. Mustafa Denizli bir maçtan sonra demişti ki hakem bize dedi ince ince doğradı falan dedi. Bunu dedi. İnsanlar pek hissetmez ama teknik adamlar hisseder demişti. Sonra Şener Hoca da ondan sonra ben başka maçımı seyrettim gibi yani hocaya gönderme yaptı. Ama hocaların şikayet ettiği hakem performansı hani bizim böyle insanoğlunun duyamadığı, kolayca duyamadığı ses dalgaları vardır ya. Frekans. Frekanslar vardı ya. Hocaların da kenarda çünkü adamlar yıllardır bu işi yapıyor. Ne hakemler gördü? Bizim belki de göremediğimiz o frekansları görüyordu. Şimdi frekansdan kastım ne? Şimdi bak bir pozisyon var. Üst üste ona benzer foller yapılıyor. İşte Serdar'ın Abubakar'a yaptı. Onlara çalmıyorsun diye düşünüyor hoca. Buna çalıyorsun. Bari buna da çalma. Avantajı kesme. 3'e 2 yakalıyorsun neredeyse. Hızlı bir hücuma çıkıyorsun. Şimdi burada teknik adam baktığı zaman teknik adam şöyle düşünür. Bu hakem niye benim tempomu düşürüyor? Ben tempoyla oynuyorum. Siz, bak hakem art niyetli falan demiyorum. Halil Umut Meler daha önce de Beşiktaş maçları yönetti. Güzel maçlar da yönetti. Şimdi burada olunca bu hafta ne haftası? Ben Fenerbahçe'yi yeneyim, rahatlayayım artık. Ben rahat gideyim kalan haftalarda. Herkes o gözle bakıyordu bu maça. Hoca da o gözle bakıyordu. Kendisinin fikri bu. Benim fikrim bir tek o atağı kesmesi. Niye kesiyorsun ki? Sen oyun akışkanlığını sağlayan bir hakemsin. Niye kesiyorsun? Vallahi yani ortalama hakem performanslarına bakarsak, hele derbi performanslarına bakarsak, sezonun en iyi maçlarından birini yönetti. Bazı hakemler olsa karakolda bitebilirdi maç. İşte yani o da bakma var. Yani bayağı düdüğü falan çok öttürmedi. Ben düdük öttürmeyen hakem seviyorum. En başta onu söyleyeyim. İşte o pozisyonda niye öttürüyorsun o zaman diyorlar. Ama birçok pozisyonda da öttürmedi. Yani gerçekten ama o pozisyon önemli. Oynattı, mücadeleye izin verdi. Ben beğendim hakemi genel olarak. Mesela Sergen Hoca'nın tamam hani o pozisyon için eleştirebilirsin belki ama ya bir daha bizim maçımıza gelmesin demek bence biraz ağır kaçtı açıkçası. Onu söyleyeyim. O varsa orada bir inşallah kelimesini koyuyor. Evet. Hani inşallah bir daha bizim başları gelmez gibi oluyor bir anda. Yani ama bilmiyorum. Bana i̇nşallah biraz durumu kurtarıyor orada. Aşırı tepki gibi geldi. Yoksa bu maçta hakem performansıyla herhangi bir takımın performansını kıyaslayamayız. Yani hakem şöyle olsaydı Beşiktaş kazanırdı ya da hakem şöyle olsaydı Fenerbahçe kazanırdı demek büyük haksızlık olur hakem yönetimine. Bence Halil Umut Meler sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi. Benim gözümde tabii ben
hakem uzmanı, hakem hocası falan değilim. Bir futbol izleyicisi olarak ben hakemin düzenli olarak oynatmasından, oynatma yanlısı olmasından dolayı keyif aldım. Mesela buna ters olarak bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Kadıköy'de oynanan. Cüneyt Hoca da bizim iyi hakemlerimizden bir tanesi ama mesela çok kesti. Çok durdurdu oyunu. Ve oyunu durdurduğu için de bence oyunun temposu da etkilendi bundan. Ben dediğim gibi oynatan hakem seviyorum. Oynattığı için de Halil Umut Meler'in performansının, derbi performansının başarılı olduğu kanaatindeyim şahsen. İbrahim Bey yazmış, Fenerbahçe derbide Sosa Ozan'la başlasaydı mantıklı olmaz mıydı? Erol Hoca 29. farklı 11 ile çıktı sahaya bu arada. Zaten 30 tane maç oynandı bu arada yani. 30 tane maç oynandı, 29. farklı 11. Ya tabii burada sakatlar, cezalar vesaire bunlar ayrı konular ama Fenerbahçe'nin bir kadro istikrar yakalayamadığı gerçek. Ozan Tufan konusunu burada konuşmuştuk hatırlarsan. Hangi orta saha üçlüsü olur derbide veya Fenerbahçe'nin kalan maçlarında derken ben şu ifadeyi kullandım. Dedim ki Ozan Tufan Fenerbahçe'de böyle kolaylıkla kenara itilebilecek bir oyuncu değil. Bugün A milli takımın Fenerbahçe'den 5 tane oyuncu gitti. 2 tanesi Ozan Tufan ve İrfan Can. Muhtemelen Ozan Tufan oynayacağımız 3 maçta da düzenli olarak 11'de görev alacak. Bir sakatlığı, bir yorgunluğu, bir şey olmazsa. Belki bir maçta dinlendirip diğer maçta oynatabilir. 2 maçlık banko oynar diyorum sakatlığı olmazsa. Böyle bir oyuncudan da Fenerbahçe'nin kolay kolay vazgeçmemesi lazım. 1-2 Sosa. Katılıyorum izleyicimize. Bence de oyunun akışkanlığını arttırdı. Fenerbahçe eğer biraz Beşiktaş'a üstünlük kurabildiyse son dakikalarda bunda en önemli etkenler Sosa ve Ozan'ın orta sahadaki performanslarıydı. Bu arada Sosa'nın, bunu daha önce de dile getirdim. Artık acaba Gustavo'lu, savunmanın önünde Gustavo olan maçlar, rakibin çok kapandığı maçlardan bahsediyorum. Savunmanın önünde Gustavo değil de Sosa mı olsa? Bence bu da teknik heyet tarafından denenmeli. Bu da benim fikrim. Şöyle bir soru var Serdar Bey'den, Adaş'ından. Gustavo Sosa Ozan üçlüsü orta sahada daha iyi olmaz mı diyor. Gustavo Sosa Ozan. Ozan, evet. Sezona acaba öyle başlandı. Ama Ozan 10 numara gibi oynadığı için orada biraz şeyini kaybediyor orada. Hani topu geriden alıp taşıma özelliğini kaybediyor. Ozan'ın özelliği şu. Savunmanın önünden alır. Hızlı driplingle rakip bazı oyuncular sahası öyle alışkanlık edinir. Mesela o boşluğu da sağlaman lazım. Ozan da Beşiktaş'tayken gelip alır. Dripling atar. Topu sürer. Öyle seviyor. 10 numara gibi oynadığı zaman tabii sıkıntı yaşayabiliyor. Ya şimdi bu üçlü oynar tabii ki. Ama bazı şeyler tabii rakiplerin oyunlarına göre değişiyor. Rakiplerin yapısına göre değişiyor. Şimdi bakın. Fenerbahçe sezon sonuna kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı gibi oynar mı? Oynayabilecek mi? Bekleyen tarzda mı söylüyorsun? Yok yok. Yani iyi. Son yarım saatte bir iyi bir Fenerbahçe vardı tempolu. Ben açıkçası onun biraz Beşiktaş müsaade ettiği için oynadığını düşünüyorum. Ya bak işte yanıldıkları nokta bu insanların. Başakşehir Denizli Spor maçında 2 Beşiktaş maçında oynadığı gibi oynadı mı? Hayır. Fenerbahçe Trabzon maçında nasıl oynadı? Gençlerbirliği maçında nasıl oynadı? Gençlerbirliği'nde nasıl oynadı? Beşiktaş karşısında nasıl oynadı? Seni motive edecek rakipler vardır. Beşiktaş öyle bir rakip. Efendime söyleyeyim. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri öyle bir rakip. Bak o Başakşehir'in nerede? Ligdeki nerede? Şimdi dolayısıyla Ozan hep böyle mi oynayacak? Vallahi Ozan yani en istikrarlı oyunculardan biri, açık ve net söyleyeyim. Evet. Ben de beğeniyorum. Eleştirilebilir performans, yorumun dolayısıyla. Maç sonrasındaki söylediği lafları beğenmiyorum. Yayıncı kuruluşa yansıyan. Ne demiş? Dudak okuma. Onu nasıl söyleyeyim burada? Yayını kapattım. Ters. Ben onu bilmiyorum abi, özür dilerim. Yani o evet olmaz. Ama tarzı, oyunu, stili, isteği çok iyi. İrfan Can mı Ozan mı, Ozan dersin. Şu anki durumuyla kesin Ozan. Evet. Şu anki durumuyla izleyicimizin sorusuna toparlayıcı bir cevap vereyim. Kapanan takımlara karşı benim orta saha üçlüm Sosa, Ozan, Pelkas. Sosa, Ozan, Pelkas. Evet. Derin. Bir de şöyle bir soru var. Özellikle forvet konusunda ciddi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de merak ediliyor. Mehmet Bey sormuş. Sinan Gümüş santrafor oynayamaz mı? Bunu da yani maçtan önce dile getirdim ama Sinan kadroda galiba yoktu. Galiba biz seninle aynı programda konuşmuş olabiliriz bunu. Evet, kadroda yoktu. Evet, evet. Ben de o programda. Sen de vardın yok, değil Mustafa mi? Vardı. Mustafa vardı. Sen ya izlemiş olabilirsin. Yok, Sinan'la ilgili olabilir. Konuşmuştuk. Şöyle söyleyeyim. Demek ki Melike sana her programda Sinan'ı soruyor. Yok, kadroda yoktu. O yüzden antrenmanla yani sakatlıktan çıktığı için takımla çalıştı ama herhalde fiziksel durumu yeterli görülmediği için kadroya alınmadı. Valla
her hafta Samatta, Tiyan ve Sisse yüzünden eleştiriliyorsunuz. Bir haftada Sinan yüzünden eleştirilsin. Bir haftada onu görelim yani. Ya açıkçası diğerlerinden umudu kestiği için taraftar Sinan mı olsa. Mesela Ömer abi, sevgili Ömer Üründül abimiz bugün çok güzel bir yazı yazmış. İddia ediyorum Ozan Tufan santfor olsa Samatta'dan da Tiam'dan da etkili olur. En azından kafa topu vermez. En azından ön alan baskısını iyi yapar gibi bir yaklaşımda bulunmuş. Okudum. Çok güzel bir yaklaşım. Yani santraforların ne kadar kötü olduğunu. Yani Altay'da oynasa herhalde o kadar performans gösterir.